Maşallah. Maşallah. Koş güzel abi. Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizinle birlikteyiz. Neredeyiz bugün arkadaşlar? İzmir Ayrancar'dayız. Biraz sonra da inşallah nasip olursa Torbalı'ya geçmiş olacağız arkadaşlar. Kimle birlikteyiz? Değerli takipçilerimizden abimiz, Arif abimiz Balıkesir, Balya'dan gelmiş. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hepinize merhaba. Kendisine inşallah kaliteli yüksek sakız melezleri hayvanlar elde edip kendisine kazandıracağız inşallah. Abi tekrar hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk. Allah abi inşallah günlüğünce bir hayvan buluruz. İnşallah. Seni kısmet. Kaliteyle birlikte Balıkesir'e uğurlarız abim. İnşallah. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim hayvanların başına. Hayvanları bulduğumuzda sizlerle birlikte seçeceğiz inşallah. Maşallah. Maşallah. Koş güzel abi. Evet arkadaşlar, geldik Torbalı'ya, satılık olan hayvanların başına. Bir yürüteceğiz, bakacağız, hayvan kalitesine bakacağız, gebelik durumuna bakacağız. İnşallah koyunlar güzel. Evet abim, koyunları seçtik. Beğendin mi abi koyunları? Ceyhan kardeşimin eline koluna sağlık. Allah razı eyvallah olsun. İnşallah. İnşallah memnun olursun inşallah abim. Rabbim utandırmasın. Bunlar güzel hayvanlar. Videoda dedik arkadaşlar, safkan sakız olmasa da yani sakızlık oranı yüksek olan hayvanlar. %60'ın üzerinde olan sakızlar. Arif abimize hayırlı olsun. 36 adet değil mi abi? 36 adet. Ben yalnız bir şey merak ettim. Niye 35 değil de 36? 30'u benim, 6'sı başkasının. Tamam. Evet oldu abi şimdi. Tüyünce hayırını gör abim. Sağ ol, abi maşallah serisin ya. Arabayı da hallettik. Sarca şimdi. Yani bırakacağız daha. Ya 5 kilometre yok, yol fark ediyor, sıkıntı yok. Pancarı geçmiş olacağız. Mallar bunlar arkadaşlar. İnşallah hanemize hayırlı olur. İnşallah abim. İnşallah. Abi adam belli ne oldu ya? Kalitenin adresi İzmir ya. Hop hop hop. Bir saniye. Evet bakalım bunlar alışık mı? Çek çek. Hepsi alttan sar mı bunların? Yok, üstten atmamız gerekiyor. Üste. Şöyle mi atacaksın? Sığmaz, hepsi alta sığmaz. Bak yattı zaten. He? Yatmasın, aman hayvan yatmasın abi. Dikkat edin geriye. Bir saniye dur abi, acele etmeden. Tamam. Arkadaşlar Arif abimizi yolladık, hayvanlarımızı bıraktık, şu anda yayılımdayız. Kimlerle birlikteyiz? İsmail, Ece ile birlikteyiz. İsmail merhaba de. Merhaba. Merhaba, niye ağlıyorsun? Gezmeye gidelim diyor arkadaşlar. Şimdi hayvanları kapatıp gezmeye gideceğiz. Canı gezmek istiyor. Evet arkadaşlar,
Kim bizi nereden izliyorsa herkese teşekkür ediyoruz. Değerli dostlarım, sizler de Arif abi gibi buradan mal almak isterseniz, kaliteli hayvan almak isterseniz sizlere yardımcı olmaktan şeref duyarız. Ve arkadaşlar şunu da dilendirelim. Arif abimiz safkan sakız almadı. Görmüş olduğunuz gibi. Niye safkan sakız almadı? Öncelik olarak ona değinmek isterim arkadaşlar. Birçoğu arkadaşımız İç Anadolu'dan, Doğu'dan arayıp ben safkan sakız yapmak istiyorum, sakız beslemek istiyorum diyorlar. Şimdi arkadaşlar biz de sizlere referans olup sizlere mal satmak isteriz, para kazanmak isteriz. Ama biz para kazanırken de sizlere de kazandırmak isteriz daha fazlasını. Eğer biz sadece kendimizi düşünecek olursak yanlış düşünmüş oluruz, gaflete düşmüş oluruz, şeytana uymuş oluruz arkadaşlar. Şimdi özellikle şunu dillendirmekte fayda vardır. İzmir dışına eğer ki sakız düşünüyorsanız, safkan sakız arkadaşlar, öncelik olarak Arif abinin yapmış olduğu gibi öncelik olarak yüksek melezlerden başlayıp içine bir kaliteli koç atmanız gerekiyor. Hayvanın adapte süresi vardır, alışma süresi vardır arkadaşlar. Onu elden bırakmamak lazım. Ya da arkadaşlar safkan sakız alıyor iseniz kuzudan almanız gerekiyor. Kuzudan başlamanız gerekiyor. Direktmen anaçtan gebe hayvanla başlamamanız daha mantıklı olur. Ve sizler de arkadaşlar sizin için hayvan seçmemizi istiyorsanız gerek kendi hayvanımızı gerek size hayvan bulma konusunda da elimizi taşın altına koymaya hazırız arkadaşlar. Yani kimler nereden bizden ne istiyorsa arkadaşlar sıkıntı yok. Bir telefon kadar yakınız sizlere. Gerek sizler adına bulduğunuz malın sürünün içerisindeki malı seçeriz. Gerek sizler için hayvan tedarik ederiz arkadaşlar. Ve bugün Türkiye şartlarında hangi hayvan daha verimli diye soracak olursanız arkadaşlar, Türkiye ırklarından bahsediyoruz, yerli ırklarından bahsediyoruz. Bana göre sakız kırmaları arkadaşlar, sakız ile Tayrova kırmaları, sakız ile kıvırcık kırmaları, sakız ile merinos kırmaları inanılmaz verimli olmuş oluyor. Hele ki sakız ile kıvırcık melezleri arkadaşlar. Kız. Yani ondan dolayı ben sizlere safkan sakız olmasın diyorum. Ve birçoğunuzun bildiği gibi de zaten sizler bilgi edinirsiniz diye gidip gerek çobanlarla gerek hayvan pazarlarında röportaj yapıp hayvan bilgilerini dinlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir nebze de olsa yardımcı olma amaçlı. Çünkü bizler para kazandığımızda arkadaşlar bizlere para kazandıran arkadaşın daha fazla kazanmasını istiyoruz. Bu işler tek taraflı olmaz arkadaşlar. Her şeyin bir karşılığı vardır. Sadece kendimizi düşünecek olursak değerli dostlarım bu iş olmaz. Bu sektör bir meyve ağacıdır. Kendimizi düşünecek olursak meyve ağacını bir yılda kökten kesmiş oluruz. Ama sektörü düşünecek olursak her yıl meyve ağacının meyvesini yeriz. Bir sonraki yıla ağacımızda meyve vermek için tekrar hazırlanır. Yani belki ağacı keserek bir yılda ağacı komple biz yemiş oluruz. Ama bir sonraki yıllarda ağacın bir meyvesini bile bulamayız. Ve
Hayvan ticaretini yapan bütün dostlara da sesleniyorum arkadaşlar. Bu lafımı unutmayın. Bizler ağacın meyvesini yemeliyiz. Ağacı kökten kesip odunlarından da faydalanmamamız gerekiyor. Eğer biz bunu yaparsak ağacı bir yılda yok edip bir sonraki yıllarda meyveyi dışarılardan tedarik etmek zorunda kalırız. Bulursak tedarik ederiz. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. İnşallah arkadaşlar daha nice videolarla sizlerle birlikte olmuş olacağız. Kaç hayvan kaç para kazandırır? Hangi ırk nereye uyum sağlayabilir? Hangi ırk daha para kazandırır? Hangi ırkın ikizlik oranı yüksektir? Üçüzlük oranı yüksektir? Hangi ırk kaç günde kuzusu bıçağa geliyor? Hepsiyle sizlerle olmuş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.